Merhabalar arkadaşlar. Tamamen anlama bakarak çözmemiz gereken bir soru vardı elimizde. İlk başta da insanları niteleyen relative clause'umuz vardı. Günde bir yumurta tüketen insanlar önemli miktarda kalp damar hastalıkları risklerini azaltabilirler. Eating no eggs. Hiç yumurta yememe yüzünden azaltabilirler der miyiz? Demeyiz. Hiç yumurta yememekle kıyaslandığında, hiç yumurta yememe ile karşılaştırıldığında değil mi? B şıkkı çok güzel oldu. Hemen onu çizelim. Ezof hocam den beri, den itibaren demektir. Yanına tarih anlatan şeyler alır. Ezof 2007, 2007'den beri, as of Wednesday çarşambadan beri gibi, as, well as ek olarak ilaveten, hiç yumurta yememeye ilaveten kalp damar hastalıkları riskini azaltabilir demeyiz yumurta yemek. Ee, hiç yumurta yememeye rağmen günde bir yumurta yiyen insanlar azaltır bu riski yine demeyiz anlamca uygun değil. Doğru cevap arkadaşlar B şıkkı. Bu preposition sorumuzda biraz da tense bilgisi vardı aslında. Çünkü have evolved, evrildi, gelişti ifadesi present perfect ya. Acaba hangi preposition'ı edatı koyarsak şuraya nokta noktada the past the case ifadesi present perfect kullanmayı geçerli kılar, uygun kılar. Hangisi olabilir? For olabilir. Son 10 yıldır. E, during the past decade son 10 yıllardır. Over the past decade son 10 yıllardır. Uygun arkadaşlar. Ama Bursa ve Edirne'yi eliyorum. Peki ikinci kısım için hangisi uygun olacak? Bizi diyor mümkün kılıyor. Ne yapmamızı? İnsan yaşamını uzatmamızı ve geliştirmemizi mümkün kılan bir gelişme bu. E, boşluk an unprecedented degree. Hocam, degree çok önemliydi. Tarihte eşi benzeri görülmedik, umulmadık bir oranda diyeceksek bu bir kalıptır. Kime gideriz? To ya. To an unprecedented degree. De doğru. Merhabalar arkadaşlar. 1966 romanında lafını görünce insanlar hemen ilk boşluğa ne yapmak istiyor? Past simple yapmak istiyor ama yapmayın çünkü bu bir roman. Roman'da ne olur biter anlatıyorsak present simple kullanırız. Bakın diyor ki 1966 romanında ki biyokimyacı ve yazar Isaac Asimov tarafından yazılan Fantastik Yolculuk'ta insanlar bir grup insan minyatür hale gelirler. Hangi ne present simple var? A'da. Peki ikinci kısım save olur muydu? Olurdu. Çünkü insanlar minyatür hale gelirler. Bir şey yapmak için. Ne yapmak için? In order to'dan sonra ne var elimizde? Travel. Work 1 var. O zaman buraya da work 1 koymamız lazım. Hanginde var? Save diye A'da var. A doğru cevap. E, ne yapmak için minyatür hale geliyorlar? Çevirin devamına da bakalım. Bir bilim insanının vücudunda seyahat etmek ve beynindeki kan pıhtılaşmasından onu kurtarmak için. Merhabalar arkadaşlar. Phrasal verb sorumuzu çözmek için hemen önce cümlenin anlamına bakıyorum. Yeni araştırma bulguları umut verici bir hedefe işaret ediyor. Ee, gelecek tedaviler için. Hangi gelecek tedaviler için? That could potentially potansiyel olarak hatta iyi gizlenmiş metastatik e, doku bozukluklarını bir şey yapabilen, hangi doku bozuklukları bu arada relative da bakalım. Pankreatik kanseri bu kadar ölümcül hale getiren, iyi gizlenmiş, saklanmış, metastatik lezyonları doku bozukluklarını bile ne yapabilen bir tedavi sunuyor olabilir? Come with bir şeyle birlikte gelmek arkadaşlar. E, doku bozukluklarıyla birlikte gelen tedavi demeyiz. Put forward iddia etmek uygun değil. Oluşturmak desek doku bozukluklarını oluşturabilen tedavi hiç mantıklı değil. Die out yana nesne almaz arkadaşlar daha out yok olmak ortadan kaybolmak nesi tükenmektir, ama e şıkkı root out kökünü kazımak yok etmek ortadan kaldırmak anlamca uygun düşecektir. Merhabalar arkadaşlar. Boşluktan öncesinde bir isim olduğu için bunun bir relative clause sorusu olduğunu anlayabiliyoruz. Bu durumda şıklarda noun clause yapan Bursa'daki hav ve denizdeki what'ı eliyoruz. E, illusion insan olmadığı için Ceyhan'daki hum'u da eliyoruz. Hum insanlar için kullanılır. Verbaydan sonra tam cümle ki yoluyla vasıtasıyla aracılığıyla anlamını verir. Which'ten sonra ise özne ya da nesnesi olmayan eksik cümle gelir. Which'in yerine deti joker olarak kullanabilirim. E, biz öznemiz appear thinner daha ince gözükürüz ama Zaten gözükmek yanına neyi gözükmek yanına nesne almadığı için ne gözükmek gibi e, biz o bu durumda zaten tam cümle olarak bunu kabul ederiz. Doğru cevap da bu durumda aşıkı verbay olacaktır. Cümlemizin anlamına baktığımızda ise beyin bizim geçmiş ve şimdiki tecrübelerimizi birleştirdiği için o e, aslında olduğumuzdan daha ince gözüktüğümüz sayesinde daha ince gözüktüğümüz bir illüzyon yaratır. Bir yanılgı yaratır diyor. Cevap aşıkı.